yazıcı. Pixelet teknoloji adına buradayım. Öncelikle Halil Bey'e teşekkür ediyorum bana böyle bir fırsat verdiği için. Yapay zeka uygulamaları konusunda bir konuşma yapma fırsatı verdiği için. Ayrıca sizlere de teşekkür ediyorum. Hani saatin artık 6'dan sonra belli bir zamanınızı buraya ayırdınız. En azından 15 dakikalık kısmında ben işgal ediyorum. O yüzden hepinize geldiğiniz için tekrar teşekkürler. Şimdi tabii yapay zeka deyince herkes ilk akla gelen etiketleme. Ben de kendimi böyle bir etiketlemek istedim. Yani İngilizce tabiriyle teklemek istedim. Entrepreneur diyebiliriz. Futurist, yani futurist diyelim aslında. Biraz mentor ve tamamıyla matematikçi diyebiliriz kendimizi etiketlediğimiz pozisyonda. Peki, Pixelect olarak biz ne yapıyoruz? Aslında görüntü işleme, güvenlik alanında görüntü işleme yapıyoruz. Görüntü işleme derken ilk öncelikle tabii ki datanın toplanması gerekiyor. Datayı öncelikle toplayacak bir platform geliştirdik. Biz bunun adına işte daha çok hani terminoloji olarak Smart City gibi bir terminoloji de duyabilirsiniz ama aslen Video Management System diye geçiyor. VMS adı altında geçiyor. Bu datayı topladıktan sonra gönül rahatlığıyla verileri işleyebiliyorsunuz. Ama öncelikle tabii datanın toparlanması için bir platforma kuvvetli ihtiyacınız var. Şimdi tabii bu data toplama işinde bir platformdan bahsetmiştik. Pixelect'in önce neler yaptığını kısaca bahsedeyim. Ondan sonra yapay zeka uygulamaları ile ilintili birçok hani şirketin derinine inmeye çalışacağız. 15 dakikada nasıl yapacağız bilmiyorum ama inşallah hızlıca aktarabileceğiz. Tabii bir akıllı şehir konseptinde veya onun güvenlik katmanında önemli noktalardan bir tanesi otomatik plaka tanıma. Advanced Motion Detection dediğimiz hani piksel bazında hareketliliği tespit etme. Bunun farklı farklı kullanım alanları var. Açıyor olurum. Scene Detection dediğimiz herhangi bir yerin tespiti. Yani imajın nerede olduğunu, nerede olduğunuzu tespit etme. Object Recognition hepimizin bildiği. Ve Face veya Image Recognition adı altında 5 parametrede modüllerimiz var. Bu modüller tabii ilk öncelikle bahsettiğim gibi bütün datayı toparlamanız lazım ki ondan sonra modüllerin analizi kabiliyetlerini müşterilerinize veya işte kurumlara sunabilirsiniz. Bununla ilgili olarak hani çok detaya girmeyeceğim çünkü öbür tarafa vakit kalmayacak. Ama genel olarak bizim yaptığımız işler bunlar alanında değişiyor. Şimdi yapay zeka uygulamaları derken ilk aklımıza gelen tabii ki deep learning mekanizması aklımıza geliyor ama yapay zekayı böyle bir geniş çerçevede ele alırsak aslında machine learning'den language processing'e kadar hem audio hem videonun ayrı ayrı dataların toplanması ve belli mass miktarda bir datanın belli bir işlemci vasıtasıyla execute edilmesi, aslında işlenmesi diyebiliriz. Burada tabii ki bizim tarafımızda, Vision tarafta özellikle Image Recognition ve Machine Vision tarafını örnek gösterebiliriz. Burada tabii ki katılımcılar arasında çalışan diğer noktalarda özellikle robotics alanında çalışan arkadaşlarımız da olabilir ama biraz daha ben tabii ki uygulamalara baktığımda hem yurt dışı hem de bu 15 dakika içerisinde size vermek istediğim konu bütün uygulamalar arasında bu işin tabii ki biraz paraya çevrilecek kısmını anlatmaya çalışacağım. Yani şirketler de sonuçta bunu nerelerden paraya çevirmiş bu uygulamaları göstereceğim ki hani meşhur tabir vardır, sanat için sanat, halk için sanat. Biz de para için tabii ki şirketlerimizin kalkınması için bu uygulamaları izlemek zorundayız. Genel olarak Artificial Intelligence ile ilintili beğendiğim bir şematiktir.
hem audio hem de vision mekanizmalarını çok rahat bir şekilde bu şemada izleyebilirsiniz. Peki, şimdi hep yapay zeka, işte deep learning, derin öğrenme veya machine learning gibi mekanizmalar ara ara karıştırılıyor. Öncelikle onu bir ayrımını yapalım. Hani artificial intelligence aslında bugünkü konumuz tamamen hani geniş bir konu. Bu konu 80'lerden sonra 2010'ların başından itibaren daha makinelerin de akıllı hale gelmesi, daha da akıllı hale gelmesi, kendi karar mekanizmalarını üretmesi yöntemiyle en son deep learning mekanizmaları çıktı. Şimdi tabii ki vereceğim uygulamalarda bazılarında işte artificial intelligence, bazılarında deep learning şeyleri, örnekleri bulabileceksiniz. Ama hepsinin tabii ortak kümesi yapay zeka. Peki niye bu yapay zekaya ihtiyaç duyuldu? Yani biz şimdi baktığımızda yapay zeka uygulamalarında neden bir yapay zekaya, neden bir makineye ihtiyacımız oldu? Tabii ki belli oranda biz ölümlüler diyelim. Belli bir kapasitemiz var. Ve bu kapasiteyle aslında hareket ediyoruz herhangi bir noktada. Ve gördüğünüz grafik aslında mavi grafik. Hani basit bir insanın aslında kapasite grafiğini gösteriyor. Data ve performans grafiğine baktığımızda. Gri traditional machine learning, yani işte genel olarak yapay zeka uygulamasını, turuncu olan da deep learning, yani dikkat ederseniz performansın eğrisini belli bir makastan sonra arttığını görürsünüz. Peki neden olduğunu, tabii datanın artmasıyla, mass amount datanın önümüze çıkmasıyla bu ihtiyaç ciddi anlamda ortaya çıkmış vaziyette. Şimdi tabii beni ilgilendiren kısmı, yani bu sunumda ilgilendiren kısmı açıkçası şu oldu. Dedim ki yani bunu yapay zeka uygulamaları diye anlatacağım insanlara. Peki hani nereye doğru gidiyor? Hani bir suyun yolu ne tarafta? Onu bir göstermek istedim. Bu enteresan bir grafik. Bir kapital firmasının sanırım 2016 ya da 17 verileri. Milyon bazında şirketlere yaptıkları yatırımlar, yani hani, teknokent şirketlerine diye düşünebilirsiniz. Yaptıkları yatırımlar hangi alanlarda? O çok enteresan. Çünkü bu alanlar bir şeyi aslında önümüzdeki birkaç seneyi forecast etmemizi sağlıyor. Bir tahminde bulunmamızı sağlıyor. Burası kritik. Sales marketing alanı en top noktada 114 civarında bir şey almış, pay almış. Yine Customer Insight, birazdan buralardan örnek şirketleri aldım, sizlerle paylaşacağım. Security alanı, bizim de bulunduğumuz alan ve Analytics alanı en kritik 4 alan. Sonrasında sağlık geliyor dikkat ederseniz ve ondan sonra paylaşılıyor. Daha IoT ile ilintili dikkat ederseniz biraz daha pay biraz daha düşük ama benim tahminim hani o IoT ile ilintili önümüzdeki 2 sene içerisinde fundraising farklı farklı şeylerle karşı karşıya kalabileceğiz. Daha uygulamalar biraz daha endüstri 4.0 geliştikçe oradaki yapay zeka uygulamalarını da izleyebileceğiz. Buraya kadar sormak Cyber security ve normal kamu public security. Tabii hepsini içeriyor. Yani cyber security de var bunun içerisinde. Yani blockchain vesaire de burada. sorusu olan yoksa devam ediyorum. Şimdi burada enteresan bir use case aldım. Bir akıllı güvenlik uygulaması. Şirket olarak da bir Kanadalı şirket, Genetek olarak. Halil Bey, şeyi nasıl yapacağız bu arada? İnternet mekanizmasını. Şimdi buradan internet olayı hazırlanana kadar bu video güvenlik noktasıyla ilintili akıllı hale nasıl geldi?
İnsanlar bir monitörün, daha doğrusu güvenlik diye nitelendirdiğimiz arkadaşlarımız monitör başında gelen görüntüleri kendi gözleriyle yorumluyor ve ona göre bir alarm alıyor ve aksiyon alıyor idi. Artık şu anda mass amount dediğimiz miktar bu videolarda da başladı. Her yerde kamera var. Yani kampüs çevresinde dikkat ediyorsanız bütün çevrede olduğu gibi bina içerisinde, binaların girişlerinde. Biraz tabii özel hayatı ihlal de söz konusu ama sonuçta bu kamera sayısı arttıkça burada da insan gücünün yetersizliği ortaya çıktı. Bu şirket bu konuda ciddi anlamda gelişim sağlamış boyutta. Yani otomatik bir şekilde obje tanıma, tespit sistemleri, işte o yoldan kaç tane kamyon geçti, kaç tane bisiklet geçti, kaç tane yaya geçti, hangi sınır hattını yaya ihlal etti, bunların bir yerlere publish edilmesi, işte SMS veya mail'la hiyerarşik bir şekilde duyurulması gibi farklı çözümler üretmiş bir firma ve tüm dünyada da faaliyet gösteriyor. İnternet şifresini bilmiyoruz. Peki, o zaman şöyle yapacağız. Bunları çünkü görmenizi istiyorum. Müsaade ettiği ölçüde internete bağlanmaya çalışacağım. Evet, biraz daha hızlanmaya çalışacağım. Biraz vakti doğru kullanmak da istiyorum. Şimdi bu satış ve pazarlama ile ilintili yani milyon dolarını hatırlamıyorum ama hani bayağı bir detaya inemeyeceğim. Takdir edersiniz, hani zaman kısıtımız var ama toplantı arasında bir kahve içerken detayları orada da aktarabildiğim gibi daha sonra sizinle sunumda paylaşabilirim. Şimdi Computer Vision tarafında ve Augmented Reality tarafında çalışıyor firma. Hepimizin de bildiği üzere aslında Artificial, yani AR üzerine bazı uygulamaları var. Ne yapıyor mesela? Örnek bir case study şey yapalım beraberce. Fark ederseniz McDonald's'tan Land Rover'a kadar farklı şeyleri var, uygulamaları var. Şimdi bu AR işi yavaş yavaş Türkiye'de de aslında benim bildiğim kadarıyla birkaç tane firma bu yönde güzel çalışmalar başlattı. Satış ve pazarlama alanında henüz bu kadar net kullanılmıyor ama Türkiye'de de ciddi şeyleri var, kullanım alanları var. Özellikle oyun üzerine. Bu firmayı hani satış ve pazarlama kısmında özellikle izleyebilirsiniz. Hani size bir en azından tahminde veya yapmak istediğiniz çalışmalarda bir öngörü ve şeyde bulunabilir. İkinci use case'imiz Customer Insight'ta bir yine İngiliz firması Digital Genius adında. Bu firma da yine early stage yatırımlarından ciddi bir rakam almış bir firma. Daha doğrusu kendi rakipleri arasında. Bunu da özellikle seçtim. İzlemenizi istiyorum. Quickly and effectively. Imagine your company could solve these customer service inquiries with
Burada özellikle bir kestim. Farklı olarak hani Halil Bey'in işte Temmuz'da chatbotla ilintili bir örnek vermişti. Şimdi burada farklılık şu. Aslında fully automated bir sistem yaratmamış firma. Belli bir threshold yapmış. Bu threshold'un üzerinde hani confidence veya accuracy oranı dediğimiz oranın üstündeyse zaten onda firma diyor ki %95'in üstünde bu AI çözümü uygundur diyor. O tamam automated gidiyor ama %70 olduğunda da operatöre inisiyatif bırakıyor ve tavsiyeler geliyor. Burası önemliydi bu kombinasyonda. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Yine bir use case'i retail'dan paylaşacağım. Bu da Fransız bir firmasıydı ama hatırlayayım bakayım. Evet. Bu firmanın şeyi enteresan tabii. Yine tag şeyini etiketleme şey konusunu görüyorsunuz. Kampanyaları oluşturmak için aslında şeyi lokalleştiriyor. Sizin kampanyanızı lokalleştiriyor aslında digital marketing strateji olarak. Şimdi bu firmanın tabii ki çalıştığı hani şeylere bakarsanız, markalara bakarsanız yeni bir firma olmasına rağmen hani ciddi büyük firmalarla şey var. Ne yapıyor ekstra olarak? Bu hem lokal hem de aslında worldwide olan firmalara servis veriyor. In-store visit şeyini yapıyor. Yani bunu tabii Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Aslında kaç tane müşterinin girdisini sağlıyor fakat bunu şeyle birleştiriyor. Kişinin gender'ıyla, daha doğrusu cinsiyetiyle veya daha spesifik ölçüm yöntemi olarak şeylerle birleştiriyor. Günün hangi saatinde hangi işte kadın veya erkek müşteri ziyareti yaptı gibi hem outdoor'da GPS noktasında size bir şey veriyor hem de içeri giren kişinin işte hangi teknolojiyi kullanıyor derseniz bir Wi-Fi teknolojisini kullanarak sayım da yapabiliyor. Dediğim gibi Fransızlar hani bu konuda, İngilizler bu konuda Fransızlara göre biraz daha ileridedir ama bu da enteresan bir fitzap.com detayı takip edebilirsiniz. Halil Bey bana bakıyor ama ben hiç orada olmuyorum. Zaman yavaş yavaş gitti gibi değil mi? Şimdi bayağı bir aslında use case'im var ama hızlı hızlı sadece üzerinden geçeceğim. Yine bir processing tarafında. Aslında bunu da bir göstermek istiyorum. Bu firma da enteresan. Bigstep.com. Process konusuyla ilintili, yani işleme konusuyla ilintili ne işliyor? Hangi sektördeyseniz o sektöre özel çözümler üreten bir yine artificial intelligence firması. Bunun daha çok yaptığı enteresan iş
real time data üzerinde çalışması. O yüzden örneklerin içerisine. Aynı zamanda cloud üzerinden de servis veriyor. Yani on-premise şeyinin dışında cloud üzerinden de servis verebilme şansı var. Yine bu bahsettiğim bütün firmalar arkadaşlar ciddi anlamda yatırım almış firmalar. Yani hepsi aslında size bir yön verebilecek bir firma. Bunları artık hızlı hızlı geçiyorum. Navilab diye bir firma var. Bu da yine yapay zeka konusunda müzik için örnek alabileceğimiz firmalardan bir tanesi. IoT hani o diyagramda biraz daha az bir pay almıştı ama bence ileri seviyede önemli bir nokta olacak. Bir Alman firmasını seçtim bu konuda. Sensorberg.com adresinden bulabilirsiniz. Yine önemli noktalardan bir tanesi Babylon Health diye bir firma var, İngiliz. Bunu göstereceğim hızlıca. Vakti biraz daha aşacağım ama kusura bakmayın Ali Bey. Şimdi arkadaşlar bu firma da yakın bir zamanda aslında karşı karşıya geleceğimiz şeyleri üretmiş vaziyette. Ne yapıyor? Şöyle kısaca bahsedelim. Aslında sizi nerede olursanız olun bir doktorla bir araya getiriyor. Aslında yaptığı iş o. Ama sizin tabii ki her çekinizden tutun da herhangi bir şekilde o an ya doktora bir şey hani biz ne yaparız? Bir tanıdığımızı ararız değil mi? Profesyonel bir şekilde bir yapay zeka uygulaması olarak geliştirilmiş bir uygulama. Yakın bir zamanda tabii doktorla konuşurken görüntü üzerinden kişinin analizi de yapılması mümkün olacak. Coming Soon dediği üründe aslında yine görüntü işlemeyle beraber bazı yeni özellikler de var. Bu firmayı da izlemeniz, eğer sağlık alanında yapay zeka konusunda bir çalışma yapıyorsanız bu firmayı da izlemenizi öneririm. Evet. Yine fintech konusunda bir Alman firması Fintech Systems.com da finansal işte kime kredi verilir, kime farklı bir finansal ürün önerisi yapılır diye işler yapıyorlar. Bu da bir güzel bir firma. Onu da hemen göstereceğim. Az kaldı. Firma ne yapıyor? Çok enteresan. Şu kısa videoyu izleyin. Bu da güzel bir, basit bir ürün gibi görünüyor ama hepimizin ihtiyacı olan bir nokta. Batibox diye bir ürün çıkarmışlar. Bu ürünü evdeki elektrik sistemine bağlıyorlar. Ve bir application üzerinden evinizdeki bütün elektrik kullanımını takip ediyorsunuz. Yani size tabii kullandığınız cihazlarla ilgili de bir öneri seti de sunuyor. Bu da güzel bir yapay zeka uygulama örneği. Evet. E-ticarette bir Fetchfeld AG'yi izleyebilirsiniz. Blockchain'de de yine Coinify Apps şeklinde bir firma. Evet. Elimden geldiğince 15 dakika içerisine bir şeyler sığdırmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ama conclusion olarak yani son nihai nokta olarak benim gördüğüm kadarıyla öncelikle tabii ki hani o tarafa bu tarafa yönelmek yerine bir tane sektörü seçmeniz gerekiyor. O sektörü de belirleyici faktörleri artık siz hani bu sunum size bir fayda sağladıysa o sektörlerden bir tanesini seçmenizde de yardımcı olacak. Sadece yazılım
donanım veya gömülü sistem olarak yazılım artı donanım şeklinde mi bu yapay zeka uygulamasına yön vereceksiniz? Asıl kritik olan lokal datayı oluşturmak için o sektörde ciddi anlamda uğraş vermeniz gerekecek. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa hızlıca alabilirim. Bayağı bir zamanımı açtım, kusura bakmayın. Soruları bir sonra şeyde, kayıthaneyle birlikte dışarıda yapıyoruz. Zaten bugünkü program yüklü. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, sağ olun.